Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TYT coğrafya deneme soruları çözeceğiz. Hazırsanız ilk sorumuzla hemen başlayalım. Erozyon bitki örtüsünün tahrip edilmesi sonucu toprağın, su, rüzgar ve insanların çeşitli faaliyetleriyle taşınması olayıdır. Buna göre erozyon etkisinin azaltılması için alınabilecek önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Ağaçlandırma çalışmaları yapılması. Evet ağaçlar bitki kökleriyle toprağı tutacaktır. Bu olumlu bir çalışmadır. B. Tarım faaliyetlerinde nadas yönteminin yaygın şekilde kullanılması. Nadas toprağı boş bırakmaktır. Olumsuz bir faktördür. Çünkü erozyonu hızlandırır. Bunun yerine nöbetleşe ekim yapılabilir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Aşağıda bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Buna göre bu ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Dilerseniz piramidi birlikte inceleyelim. 0-15 yaş genç nüfus oranı yüksek. 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranının az olduğunu görmekteyiz. Demek ki bu ülke geri kalmış ya da gelişmekte olan bir ülke olabilir. Bu bilgiler ışığında sorumuza geri dönecek olursak Doğumlu nüfus oranı fazladır çünkü genç nüfus oranı yüksektir. Doğum oranı tabana geniş olduğu için yüksektir. Yine geri kalmış bir ülke olduğu için nüfus ikiye katlama süresi kısadır. Birinci sektörde yani tarım sektöründe çalışan insanların oranı yüksektir. Fakat ham madde ithalatı fazla değil azdır. Çünkü sanayisi yok ki ham maddeyi işleyebilsin. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Aşağıda bir merkezin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Sıcaklık ve yağış grafiği verilen bu iklim tipi haritada numaralanmış yerlerin hangisinde görülmektedir? Grafiğe baktığımızda sıcaklığın eksi değere düşmediğini görmekteyiz. Demek ki bu iklim olumam bir iklim özelliğine sahip. Yine yağışa bakacak olursak her mevsim yağışlı. Bu iklim dünya üzerinde görülen okyanusal iklimdir ve en çok batı Avrupa kıyılarında karşımıza çıkar. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Aşağıda bir bölgeye ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin tamamına sahip bölgenin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Birlikte bu bölgeyi bulmaya çalışalım. Bu bölgeye güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla ulaşmaz. Demek ki verilen bölge dönenceler dışında yer alacaktır. A ve B seçeneğini eleriz. 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı azdır. Demek ki verilen bölge kuzey yarım kürede yer alacak. E seçeneği güney yarım kürede yer aldığı için eleriz. Yerel saati başlangıç meridyeninden ileridir. Bakalım 25-34 doğu yarım kürede yer alıyor. 50-60 batı yarım kürede yer alıyor. Batıda saatler geri, doğuda saatler ileri olduğu için sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Derinlik volkanizmasına ait bir kesit verilmiştir. Bu kesitte numaralanmış yerlerde oluşan yer şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Bu soru MSÜ 2022'de sınav sorusuydu hatırlıyorsanız. Derinlik volkanizması yer altında bulunan mamanın yüzeye çıkmadan yerin derinliklerinde oluşturduğu şekillerden oluşur. Bunlardan en büyüğü şu yüzeysel büyük tabakanın adına biz lavların babası diye anlattığım vatolit adını vermekteyiz. Eğer bu lavlar yatay şekilde uzalıyorsa biz ona sill diyoruz. Eğer damar şeklinde dikey şeklinde uzanıyorsa dike adını veriyoruz. Son olarak eğer bu lavlar yeryüzüne yakın bir yerde böyle mantara benzeyen bir şişkinlik oluşturduysa bunun adı da lakolit oluyor. Baktığımız zaman iki numaralı yer bize sil. 1 numaralı bölge ise batoliyi göstermiş. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak.